Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu, halkla sohbet toplantısında kendisine yöneltilen soruları cevaplandırdı. Bir soru üzerine Türk Ocakları'nın elinden alınan mallar hakkında konuşan Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu, "Bu bir yerde devlet benim anlayışının ürünüdür. Yani bu devletin başında ben varsam devlet benim, her şey benim hakkımdır" şeklinde yanlış bir anlayışın tezahürüdür dedi. İhsanoğlu Selimiye Camii önünde halkla sohbet toplantısında konuştu. Türk Ocakları Edirne Şube Başkanı Yakup Öz'ün yabancı vakıflar mallarını bir bir geri alırken 1938 yılında Türk Ocakları'nın elinden alınan ve şu anda Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bulunan tarihi yer binaların geri verilmesi hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyim diye sorması üzerine İhsanoğlu, "Bu çok acı bir şey. Çizdiğiniz bu tablo anlaşılması zor bir tablodur. Elbette bizim her türlü vatandaşlarımızın hakları, gayrimüslim vatandaşlarımızın hakları korunmalıdır. Bizim geleneğimiz budur" diyerek bunun devlet benim anlayışının ürünü olduğunu söyledi. Bunlar 1938'li yıllarda Türk Ocakları'nın ellerinden biliyorsunuz alındı. Ve şu an Cumhurbaşkanlığı bünyesinde. İlimizde de Türk Ocakları'nın Kaleiçi semtinde gerçekten çok güzel tarihi bir Türk Ocağı binası var. Bizim her türlü vatandaşımız, gayrimüslim vatandaşlarımızın hakları, vakıfları korunmalıdır. Bu bizim geleneğimiz budur. Bu şehrin, bu geleneğin en güzel örneklerini yaşamıştır tarih boyunca. O bakımdan o doğru bir yolda devam etmesi lazım gelen bir hususken, Türk Ocakları gibi Türk kurumlarının, müesseselerinin bu haklarının alınması anlaşılmaz bir şeydir. Bu bir yerde devlet benim anlayışının ürünüdür. Yani bu devletin başında ben varsam devlet benim, her şey benim hakkımdır şeklinde bir anlayışın, yanlış bir anlayışın tezahürüdür. Tabii sizin bahsettiğiniz konunun ben hukuki tarafını bilmiyorum. Onun için hukuki tarafı bilmeden bir hüküm vermek yanlış olur. Ben her zaman ağzından çıkan lafı, sorumluluğunu hayat boyunca taşıyan bir insanım. Bugün böyle, yarın böyle, ak dediğime kara, kara dediğime ak, hiç demedim hayatım boyunca, bunları da söylemem. Ama mesele gerçekten bir gasp varsa, yani hak gaspı varsa, bunu elbette hukuk çerçevesi içerisinde bunu düzeltmek lazım. Hakkı sahiplerine iade etmek lazım. Benim ayrıca rahmetli kayınpederim Türk Ocağı'nın başkanıydı. Onun için benim çok yakın ilgim var bu konuda.